Merhaba. Bugün kötü bir gün. Ankara'da bir katliam yaşandı. Yeni bir katliam yaşandı. Türkiye artık katliamlarla yaşayan bir ülke haline geldi maalesef. Diyarbakır'da HDP mitinginde katliam yaşanmıştı. Suruç'ta seçimden sonra bir başka katliam yaşandı. Ve bugün de seçime çok az bir süre kala yepyeni bir katliamla karşı karşıya kaldık. Demokratik kitle örgütlerinin, emek örgütlerinin, meslek kuruluşlarının, siyasi partilerin ortak düzenlediği barış mitinginde iki ayrı bombanın patladığını biliyoruz. Bu bombalar Ankara tren garının yakınında, kavşağında en büyük kalabalığın toplanma yerlerinden birinde yaşandı. Bir iddiaya göre canlı bomba olabilir. Ancak burada onlarca kişinin hayatını kaybettiği bilgisi var. Maalesef sayı henüz net değil. Çok sayıda yüzlerce yaralı olduğu söyleniyor. Kan ihtiyacı olduğu biliniyor. Bu olayın bu yönü. Bir diğer yönü de yaralılara ve hayatını kaybedenlere müdahale eden, yani onlar için bir şeyler yapmaya çalışan insanlara öncelikle polislerin gazla bu insanları dağıtmak istedikleri, doktorlar da var işlerinde, dağıtmak istediklerini biliyoruz. Yani ambulanslardan önce yine çevik kuvvet ve polis geldi olaya müdahale etmek için. Bunu bütün tanıklıkların hepsinde bu anlatılıyor. Neden oldu bu olay? Daha öncekiler neden olduysa bu da ondan oldu. Türkiye'de birileri barış istemiyor. Türkiye'de birileri çatışma istiyor. Ve bunların başına bir şey gelmiyor. Bundan önceki katliamların hepsinde en fazla katliamın sorumlusu olduğu iddia edilen bir takım gençler gözaltına alındı ya da Suruç'ta olduğu gibi canlı bombanın kimliği tespit edildi. Ama bunun ucunun nereye vardığı, bunların nasıl gerçekleşebildiği konusunda ciddi anlamda hiçbir şey yapılmadı. Bu sefer de böyle olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşünüyoruz. Ankara gibi bir yerde bu kadar büyük bir katliam Cumhuriyet tarihinde belki de ilk defa yaşanıyor ve buna rağmen kimse umutlu değil. Bir kere zaten Ankara gibi bir yerde böyle bir katliamın günler önceden belli olan bir mitingde böyle bir katliamın engellenmemiş olması başlı başına bir çok ciddi bir sorundur. Bunun burada devletin çok ciddi bir imali, özellikle istihbarat servislerin birimlerinin çok ciddi bir imali olduğu, en azından imali olduğu kesin. Peki bu saldırı neden yapıldı? Birçok şey söylenebilir ama İki şeyi özellikle vurgulamak lazım. Bir, bugün ya da yarın Kandil'den ve PKK ve KCK'dan tek taraflı da olsa bir ateşkes ya da ateşkese benzer bir açıklamanın gelmesi bekleniyordu. Yani seçime çatışmasızlıkla girme yolunda önemli bir adımın atılması bekleniyordu. Tam bunun üzerine patladı bu bomba. Bunu hiçbir zaman bir kenara bırakamayız. Bu çok ciddi bir zaman uyuşması. Yani Kandil'den açıklamanın beklenmesinin hemen öncesinde, yani barış için birazcık umutlanabilme, çatışmasızlık için birazcık umutlanabilme beklentisi içindeyken bir katliamla karşı karşıya kaldık. Bu katliamın bir diğer yönü kesinlikle ve kesinlikle seçimle alakalı. Türkiye'de daha önceki katliamda da olduğu gibi, Diyarbakır'da özellikle HDP'ye yönelik saldırılarda olduğu gibi ki burada da saldırıda HDP kortejine, HDP'lilere çok ciddi bir hedef alındığını da biliyoruz. Ama hiç fark etmez HDP'liler ya da başkaları. Burada barış isteyen sol insanlar, büyük ölçüde sol hareketten insanlar, meslek kuruluşlarından insanlar. Bu insanlara yönelik olarak hem bir bunların azmi kırılmak isteniyor, direnci kırılmak isteniyor. Hem de bu insanlar ve bunlara destek verenlerin bir şekilde kışkırtılmak isteniyorlar. Yani tepki göstermeleri, buna cevap vermeye çalışmaları ve buradan da Türkiye'nin daha kaotik bir ortamda seçime girmesi ve belki de seçime gitmemesi hedefleniyor. Bu ikisini çok ciddi bir şekilde birlikte düşünmek lazım. Türkiye'de birileri, Türkiye'nin içinden birileri, dışarıdan muhakkak işbirlikleri vardır. Burada IŞİD, El-Kaide gibi bir takım yerlerden insanların dahili de olmuş olabilir. Ama artık çok net bir şekilde söyleyebiliriz ki bu Türkiye'de birileri seçimlerin
normal şekillerde olmasını istemiyor. Ya da normal şekillerde olacak olan seçimlerin çıkacak sonuçlarından rahatsız oldukları için bu seçimlerin belki de olmasını da istemiyorlar. Bunu çok fazla deşecek halimiz yok. Ancak şunu net bir şekilde söyleyebiliriz. 7 Haziran öncesi HDP'ye saldırılar neden yapıldıysa bugün de bu saldırılar aynı gerekçelerle yapılıyor. 7 Haziran öncesi saldırılarda oyun nasıl bozulduysa bu sefer de oyunu bozmak pekala mümkün. Bu oyunu bozmanın yolu da bu saldırıyı yapanların istediği gibi Türkiye'nin bir misillemeler cehennemine dönüşmemesi, bu saldırılara karşı senin kanlı bir şekilde hesabın sandıkta ve sandıktan sonra çıkacak olan yeni Türkiye'nin yeni siyasi yapılanmasında hukuk çerçevesinde çözülmesidir. Onun dışında tabii ki buna uymak istemeyenler, buna cevap vermek iddiasıyla ortaya çıkanlar olabilir. Bunlara izin vermemek gerekiyor. Bir diğer husus da bu saldırı, bundan sonra olacak saldırıların kesinlikle habercisidir. Başka saldırılara Türkiye'nin hazır olması gerekiyor. Özellikle Kürt hareketi, onun siyasi ayağı olan HDP'nin daha önce olduğu gibi bu seçimde de, bu seçim öncesinde de, seçime son ana kadar bu tür saldırıların hedefi olduğunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Medyaskop olarak bugün öğleden sonra bu Ankara mitingiyle ilgili bir özel yayın yapmayı düşünüyoruz. Gördüğüm kadarıyla haber kanalları daha çok görüntü veriyorlar. Olayın nedenini, nasılını, ne yapmak gerektiğini çok fazla tartışmıyorlar. Birkaç istisnayı saymazsak. Biz bugün öğleden sonra 5 civarında, tam saati şu anda söyleyemiyorum ama uzun bir yayınla Ankara katliamının bütün boyutlarıyla, konuklarımızla, telefon bağlantılarıyla size aktarmaya çalışacağız. Şimdilik bu kadar. Anda seçime girmesi ve belki de seçime gitmemesi hedefleniyor. Bu ikisini çok ciddi bir şekilde birlikte düşünmek lazım. Türkiye'de birileri, Türkiye'nin içinden birileri, dışarıdan muhakkak işbirlikleri vardır. Burada IŞİD, El-Kaide gibi bir takım yerlerden insanların dahili de olmuş olabilir. Ama artık çok net bir şekilde söyleyebiliriz ki bu Türkiye'de birileri seçimlerin normal şekillerde olmasını istemiyor. Ya da normal şekillerde olacak olan seçimlerin çıkacak sonuçlarından rahatsız oldukları için bu seçimlerin belki de olmasını da istemiyorlar. Bunu çok fazla deşecek halimiz yok. Ancak şunu net bir şekilde söyleyebiliriz. 7 Haziran öncesi HDP'ye saldırılar neden yapıldıysa bugün de bu saldırılar aynı gerekçelerle yapılıyor. 7 Haziran öncesi saldırılarda oyun nasıl bozulduysa bu sefer de oyunu bozmak pekala mümkün. Bu oyunu bozmanın yolu da bu saldırıyı yapanların istediği gibi Türkiye'nin bir misillemeler cehennemi. Merhaba. Bugün kötü bir gün. Ankara'da bir katliam yaşandı. Yeni bir katliam yaşandı. Türkiye artık katliamlarla yaşayan bir ülke haline geldi maalesef. Diyarbakır'da HDP mitinginde katliam yaşanmıştı. Suruç'ta seçimden sonra bir başka katliam yaşandı. Ve bugün de seçime çok az bir süre kala yepyeni bir katliamla karşı karşıya kaldık. Demokratik kitle örgütlerinin, emek örgütlerinin, meslek kuruluşlarının, siyasi partilerin ortak düzenlediği barış mitinginde iki ayrı bombanın patladığını biliyoruz. Bu bombalar Ankara tren garının yakınında, kavşağında en büyük kalabalığın toplanma yerlerinden birinde yaşandı. Bir iddiaya göre canlı bomba olabilir. Ancak burada onlarca kişinin hayatını kaybettiği bilgisi var. Maalesef sayı henüz net değil. Çok sayıda yüzlerce yaralı olduğu söyleniyor. Kan ihtiyacı olduğu biliniyor. Bu olayın bu yönü. Bir diğer yönü de kan uyuşması. Yani Kandil'den açıklamanın beklenmesinin hemen öncesinde. Yani barış için birazcık umutlanabilme, çatışmasızlık için birazcık umutlanabilme beklentisi içindeyken bir katliamla karşı karşıya kaldık. Bu katliamın bir diğer yönü kesinlikle ve kesinlikle seçimle alakalı. Türkiye'de daha önceki katliamda da olduğu gibi, Diyarbakır'da özellikle HDP'ye yönelik saldırılarda olduğu gibi ki burada da saldırıda
HDP kortejine, HDP'lilere çok ciddi bir hedef alındığını da biliyoruz. Ama hiç fark etmez, HDP'liler ya da başkaları, burada barış isteyen sol insanlar, büyük ölçüde sol hareketten insanlar, meslek kuruluşlarından insanlar, bu insanlara yönelik olarak hem bir bunların azmi kırılmak isteniyor, direnci kırılmak isteniyor, hem de bu insanlar ve bunlara destek verenlerin bir şekilde kışkırtılmak isteniyorlar. Yani tepki göstermeleri, buna cevap vermeye çalışmaları ve buradan da Türkiye'nin daha kaotik bir ortam, yaralılara ve hayatını kaybedenlere müdahale eden, yani onlar için bir şeyler yapmaya çalışan insanlara öncelikle polislerin gazla bu insanları dağıtmak istedikleri, doktorlar da var işlerinde, dağıtmak istediklerini biliyoruz. Yani ambulanslardan önce yine çevik kuvvet ve polis geldi olaya müdahale etmek için. Bunu bütün tanıklıkların hepsinde bu anlatılıyor. Neden oldu bu olay? Daha öncekiler neden olduysa bu da ondan oldu. Türkiye'de birileri barış istemiyor. Türkiye'de birileri çatışma istiyor. Ve bunların başına bir şey gelmiyor. Bundan önceki katliamların hepsinde en fazla katliamı sorumlusu olduğu iddia edilen bir takım gençler gözaltına alındı. Ya da Suruç'ta olduğu gibi canlı bombanın kimliği tespit edildi. Ama bunun ucunun nereye vardığı, bunların nasıl gerçekleşebildiği konusunda ciddi anlamda hiçbir şey yapılmadı. Bu sefer de böyle olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşünüyoruz. Ankara gibi bir yerde bu kadar büyük bir katliam Cumhuriyet tarihinde belki de ilk defa yaşanıyor ve buna rağmen kimse umutlu değil. Bir kere zaten Ankara gibi bir yerde böyle bir katliamın günler önceden belli olan bir mitingde böyle bir katliamın engellenmemiş olması başlı başına bir çok ciddi bir sorundur. Bunun burada devletin çok ciddi bir imali, özellikle istihbarat servislerinin, birimlerinin çok ciddi bir imali olduğu, en azından imali olduğu kesin. Peki bu saldırı neden yapıldı? Birçok şey söylenebilir ama iki şeyi özellikle vurgulamak lazım. Bir, bugün ya da yarın Kandil'den, PKK ve KCK'dan tek taraflı da olsa bir ateşkes ya da ateşkese benzer bir açıklamanın gelmesi bekleniyordu. Yani seçime çatışmasızlıkla girme yolunda önemli bir adımın atılması bekleniyordu. Tam bunun üzerine patladı bu bomba. Bunu hiçbir zaman bir kenara bırakamayız. Bu çok ciddi bir zaman.